Merhaba arkadaşlar. Şimdi de bir kod yazacağız train içine. Daha sonra birden fazla catch oluşturarak içine de değişik exception type'ları yazarak var olanı yakalamaya çalışacağız. Birden fazla exception catch oluşturacağız. Yani S object exception'da yazacağız. DML'i de yazacağız. List'i de yazacağız. Ama hangisini yakalarsa onu bize execution nokta gösterecek. Onu görmeye çalışalım. Şu anda bu böyle kalsın. Hiç değiştirmiyorum. Bunu değiştirmiyorum. Sadece catch'ten birden fazla yapmaya çalışıyorum. Birincisi S object exception olsun. İkincisi böyle 3 tane yapalım arkadaşlar. Hatta 4 tane yapalım. Hatırlayalım ne vardı? DML vardı. Buna DML diyelim. Buna ne diyelim? List vardı. List diyelim. Bu da null pointer vardı bir tane. Onu yapmıştık. Null pointer diyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi birden fazla catch var. Hepsinin içinde de farklı farklı exception'lar var. S object exception var. DML exception var. Biz hatta bunun başına şöyle bazı şeyler yazalım. Ve hangisini yakaladığını görmek için hangisini, çünkü hepsi birbirine benziyor. Biz bunun başına belli yazılı yazalım. Diyelim ki mesela buna S object exception diyelim şuna. Eğer gerçekten bunu yakalıyorsa mesela şu şekilde bir mesajımız olsun. Bunu şu şekilde hepsini kopyalayalım. Yapıştıralım her yere. Sadece adını değiştirelim. S object demiştik. Buna list diyelim. Ondan sonra buna, yok bu DML'di. Yanlış yapmayalım. Bu DML. Bu list exception. Bu da null point. Null pointer exception. Şimdi hangisini yakaladığını göreceğiz. Ama biliyoruz biz şu anda bizim burada oluşturduğumuz kod ve karşılaşacağımız o exception'ın S object olduğunu biliyoruz. O yüzden mesaj olarak bu mesaj gelecek. Ama dediğim gibi öncelikle exception yakalamak için bir hata yapmak lazım. Şu anda gördüğünüz gibi site'ı buraya yazdım ama burada tanımlamadım. O yüzden bir exception bekliyorum. Bu exception bakalım hangi row'da, hangi satırda yakalanacak ona bakalım. Birden fazla yazdım. Tek tek görüyorsunuz. Execute diyorum. Bir problemle karşılaşmadım. Sistem debug'a geliyorum. Gördüğünüz gibi ne diyor? S object exception diyor. Ya çünkü bizim yazdığımız buradaki kod S object exception'dı. İsterseniz bunu değiştirelim. Bunu DML yapalım. Account diyorum. AC account yapıyorum bunu. Bunu boş bir account yaptım. Insert diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bizim bir DML exception'ımız var. Bakalım DML'i mi yakalayacak? Yani bunu mu yakalayacak? Hatta başına 3 tane star koyalım böyle. Şuraya. Şöyle yapalım. Şu şekilde bir işaret koydum. Daha çok tanınması için. Execute yapıyorum. Gördüğünüz gibi DML exception'ı yakalıyor. Diğerlerine hiç bakmıyor. Çünkü diğerleri onu yakalayamıyor. Çünkü bizim exception'ımız DML exception olduğu için sadece burada yakalanıyor. Diğerleri hep es geçiyor. Bir kere yakalaması yeterli. Daha sonra bir daha bakmıyor. Eğer siz bu mesajı bir daha diyelim ki en sona koydunuz. Tekrar aynı mesaj. Execute yaptığınız zaman size şöyle bir hata mesajı veriyor. Zaten yakaladık diyor. Siz ya bunu bir daha ekleme diyor. En sonunda eklediğimizi tekrar tekrar ekleme diyor. Zaten yakalandı diyor. Burada yakalandığı için onu bir daha eklememizi istemiyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hazır yapmışken isterseniz farklı ne vardı? DML yaptık. Listede yapabilirsiniz. Bu şekilde hepsini deneyebilirsiniz. Hangi exception varsa onu yakalayacak. Ama ilk başta dediğim gibi bunların hepsini silerek sadece exception yazarsanız bu genel bir ifade hepsini kapsadığı için ya hangi exception olursa olsun onu yakalıyor. Gördüğünüz gibi yakalıyor. Şey yazmanıza gerek yok. Exception yazdığınız zaman tek tek diğerlerini belirtmenize gerek yok. Çünkü bu hepsine hitap ediyor. Ama diğerlerini kullanmak istiyorsanız tek tek yazmanız gerekiyor.
Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada bitiriyoruz. Kısa kısa videolarımız oldu. Exception'larla alakalı. Bu kadarını bilmeniz yeterli. Bunu eğer kendiniz tek başınıza yapabiliyorsanız, exception'larla alakalı bir problem kalmadı demektir. Daha fazla araştırmaya, öğrenmeye çok da ihtiyaç yok. Birkaç videomuz daha var. Onları da bitirdikten sonra exception'la alakalı bütün konulara değinmiş olacağız diye düşünüyorum.